Dün eşitlik programına konuk olan bir başka isim. Televiz.com yazarı Barış Arkadaş. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın o açıklamaları sonrasında çarpıcı ifadelerde bulundu. Meral Hanım'ın İyi Parti'yi artık yönetemeyeceği ve derhal genel başkanlıktan istifa etmesi gerektiği ortaya çıkmıştır dedi. Ben Teoman Koman'ın öğrencisiyim yani psikolojik harpçıyım diyor. Meral Hanım Millet İttifakına psikolojik harp yapmıştır. Akşener artık İyi Parti'yi yönetemez dedi, gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Meral Hanım'ın İyi Parti'yi artık yönetemeyeceği ve derhal genel başkanlıktan istifa etmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. İyi Parti Genel İdare Kurulu Ümit Dikbayır'ın bu açıklamaların ardından yarın toplanıp partiyi olağanüstü bir kurultaya götürmelidir ve Meral Akşener'i görevden azletmelidir. Son dönemde ard arda istifalarla sarsılan İyi Parti'de bu kez de kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. İddiayı ortaya atan İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TV 100'ün ilgiyle takip edilen programı Erdoğan Aktaş'la eşit ağırlığa konuk oldu. Partisinde yaşanan gelişmelerin perde arkasını anlattı. TV100.com yazarı Barış Arkadaş aynı programda Dikbayır'ın sözlerini değerlendirdi. Meral Akşener'i topa tuttu. Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybettiren Meral Akşener'dir. Meral Akşener'in masadan kalkmasının sebebi Kemal Bey'in seçimi kazanamayacak olması değildir. Meral Hanım'ın masadan kalkmasının sebebi Kemal Bey'in seçimi kazanacak olmasıdır. Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde masadan kalkma sebebine dikkat çekti. İyi Parti'nin aile şirketi olduğu için istifalar yaşandığını belirtti. İyi Parti bir parti değildir, bir aile şirketidir. İyi Parti Meral Hanım'ın aile şirketi olmuş. Öyle kurulmuş zaten ve öyle gitmiş. Bir yere kadar bazı milletvekilleri görmezden gelmiş ama artık o kişilerin de şerefine, haysiyetine saldırılar olunca kimisi cesur davranıp istifa etmiş, kimisi korkudan sinmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen uluslararası stratejik iletişim zirvesine bir video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazze'de 7 Ekim tarihinden beri insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsinin ayaklar altına alındığı büyük bir vahşet ve katliam yaşanıyor. İsrail'in kasıtlı bir şekilde hedef aldığı siviller sadece çocuklar ve kadınlarla da sınırlı değil. İsrail Özellikle tüm zorluklara rağmen Gazze'deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor. İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne kadar 60'tan fazla gazeteci katledildi. Elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını keserek açıkça savaş suçu işleyen İsrail Gazze halkının dışarıyla iletişimini keserek de yaşanan zulmün duyulmasına engel olmaya çalışmaktadır. Bu vahşet karşısında uluslararası örgütler ve küresel sistem maalesef çok kötü bir sınav vermektedir. Küresel barış ve istikrarı sağlamakla görevli olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 40 ülkenin çekimser 121 ülkenin ise evet oyuyla kabul edilen karar ise insanlığın ortak vicdanını yansıtması bakımından anlamlıydı, değerliydi. Bizi Gazze krizinde çocuk ölümleri kadar üzen bir başka durum uluslararası basın kuruluşlarının tarafkir yayınları oldu. 7 Ekim hadisesinin öne sürülen birçok basın yayın kuruluşu İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçlarını görmezden geldi. Hatta İsrail güvenlik güçleri tarafından kendi meslektaşlarının katledilmesi karşısında bile bu tavır değişmedi. Bu ilkesiz tutumun sadece hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerini değil, basın camiasının tamamını derinden yaraladığına inanıyorum. Türkiye olarak Nasıl ilk günden itibaren Gazze halkının yanında İsrail zulmünün karşısında olduysak İsrail'in hakikati imha veya tahrif etmeyi amaçlayan propaganda savaşına da geçit vermedik. Dezenformasyonla mücadele merkezimiz vasıtasıyla yüzün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik ve doğrusunu ortaya koyduk. İletişim Başkanlığımız TRT'miz ve Anadolu Ajansımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler. Sağdaki durumu an be an haberleştiren Türk basın mensupları bu süreçte gerçekten cesur bir duruş sergilediler. Buradan yerli yabancı ayrımı yapmadan hakikatin savunuculuğunu yapan tüm gazetecileri yürekten tebrik ediyorum.